Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi daha önce biz menekşe kısmını yapmıştık. Bildiğiniz gibi. Hemen şurayı düzeltelim. Pardon. Bildiğiniz gibi burada kalmıştık. Bu arada telefonumuza bir mesaj geldi. Neyse. Burayı yapmıştık. Burası boş geçilemiyordu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi boş geçilemez yapmıştık. Rengini falan düzeltebiliyorduk. Sonra ben sizlerden gidin araştırın. Bakın demiştim. Araştıran arkadaşlarımız mutlaka olmuştur. Arkadaşlar. Neler yapmıştık, neler istemiştim sizlerden hemen söyleyeyim. Dedim ki bir tane kullanıcı adı oluşturursun. Burada işte maile, şifresi ve şifre tekrarı kontrol falan edilecekti burada. Sonradan onaylanacak. Yani bunların hepsi onaylı olması gerekiyordu. Tamam mı? Ben yaptım. Şimdi nasıl yaptığıma gelince. Tabi araştırarak yapacaksınız bunları. Şimdi öncelikli olan bizlerin bazı kontrol etmeniz için validation'lara ihtiyacımız oldu. Bunlar belirli alanlarda bizim bazı kısıtlamalar getirmemize, denetleme yapmamıza, onay almamıza vesile oluyordu. Öyleyse dedik biz, bir yerden bir şifre girecekse ya da bir şey kontrol edilecekse biz bunları kullanabiliyorduk. Bunu menekli kısmında görmüştük. Kullanıcı ekli kısmında da bir kullanıcı daha ekleyeceğiz. Kullanıcı ekli kısmında da dedik ki bizim bir kullanıcı oluştururken bir şeyleri kontrol etsin. Ne bileyim kullanıcı adını kontrol etsin. Mailini kontrol etsin. Ondan sonra şifresini kontrol etsin. Tekrardan şifresini kontrol etsin. ABC yazar, sonra D ekler oraya. Bir şey olur. Onu kontrol etsin. En son onaylasın. Yani bunlar boş geçilemez olsun. Boş geçilemez olduğu gibi de ne yapacak? Kontrol edecek. Kontrolünü sağlamak zorunda olacak. Öyleyse dedik biz. Label'larımı attım buraya. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Bakın. Error mesaj. Buradan da düzeltebiliyorsunuz. Buradan rengini seçebiliyorsunuz. Aha da burada işte. Font'ta bakın. Font'u açalım. Bunun rengini biraz sonra değiştiririz burada. Kafamıza göre. Lütfen şifre girmeyi falan filan yazmış.
Bu da delete olsun. Bakın. Kırmızı oldu. Neyse. 4 tane label attım. 4 tane text box attım. Buradan biliyorsunuz buraları müdahale edemiyoruz biz. Biz buraya müdahale ediyorduk. Burada küçük bir alanımız vardı bizim. Ben sonra shift enter enter yapıp aşağıya geçtim. Ya da buradan da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi HTML böyle etiketleriyle beraber, kodlarıyla beraber daha doğrusu geçebiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra nereden bulduk? Mesela bakın şunlar var. Bunların hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Bunları araştırın internetten. Ne özelliği, hangi işe yarıyor, nedir, ne değildir. Bakacaksınız. Biz bunu kullandık. Kullanmışız. Ondan sonra başka neyi kullanmışız? Bunu kullandık. Hata mesajı verdirmeyi kullanmışız vesaire. Bunu tutuyorsunuz, sürüklüyorsunuz, bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra bu alanları dolduruyorsunuz. Hata mesajı cere ve şurayı daha önceki dersimizden şey yaptığınız gibi, bildiğiniz gibi. Bunu yazmazsak bize bir hata mesajı olarak, yani sayfa açılmıyor, oraya bir hata veriyor size. O hatayı Google'a yapıştırdığınız zaman zaten göreceksiniz, sizden bunu isteyecek. Büyük bir ihtimal. Bunu ekleyin diyecek. Ondan sonra. Ya da bu videoya bakaraktan benim buraya hani bir şey diyecek ki size. Yani benim bunu çalıştırabilmem için neyi çalıştıracağımı bana söyle. Bakın bu kod. Şimdi üsttekiyle bunu ayırt edelim. ID'sini vermiş. Server. İşte hata mesajını vermiş kendi otomatik. Buraya sallayın gitsin işte bir şey yazacaksanız. Burada diyor ki benim ama diyor ben bunu yapacağım da kardeşim neyi kontrol edeceğim? Kontrol yapacağım yeri bana söyle. Bu alan diyor boş geçilemez. Bana diyor kontrol edeceğim yeri söyle. Ben de dedim ki text'i kullanıcı adı altında bir tane text'im var. Git onu kontrol et. Eğer boşsa bu mesajı ver. Burası mail kısmı. Burası mail kısmı. Burada da dedim ki yine aynı şekilde bakın şunu kontrol et. Yani şunlar kullanılmasın. Nerede kullanılmasın? Text mailde bunlar kullanılmasın. Geçersiz maildesin. Adam gidecek ABC yazacak. Enter yapacak. Gönderecek database'e. Ne gereği var? Database boşuna boşuna şişmesin. Ki bunun gibi bir sürü şeyleri bulabilirsiniz. Bunu yapıştırırsınız Google'a. İşte hata ayrıştırıcı vesaire. Zartur artık ne? Bu kendiniz de yazabiliyorsunuz zaten. İnternette baktığınız zaman kendiniz de bir karakter falan filan koyabiliyorsunuz bu aralara. Mesela örnek veriyorum. Şu mailleri yazmasın diye. Mesela bazı internet sayfalarında bu ve buna benzer gibi kodlarda. Mesela admin mesela bir site atalım. Site .com diye bir tane site var. Üyesi de var işte. Info diye admini de var. Kontrol olmadığı için aynı şekilde siz yine üye olabiliyorsunuz oraya. Ondan sonra bazen onay istemiyor. Bazı yerler onay istiyor tabii ki sizden tekrardan hani. Ama bu bir şeydir yani. Yazılımsal yazılımcı olarak biz buna hata gözüyle bakıyoruz. Ondan sonra yazılımcı hatasıdır bu. Çünkü kodun yapacağı bir şey değil. Bizim kendi ekleyebileceğimiz şeyler kontrol etmesini biz yönlendirmemiz gerekecek. Onun için bu gibi kısımlar yazılımda önemli kısımlardır. Temel boyutta da budur. Biz bunu yazılmasını istemiyoruz şunların yazılmasını. Bu karakterlere giremiyorsunuz gibi. Geçersiz mail olduğunu söyleyecek bize. Biz bunu yazmazsak bunun gibi de yapabilirdik buraya. Ama bu sefer bu karakterleri girdiğimiz için et işaretini falan anlamayacağı için ne diyecek? Bu bir mail olarak anlayacak her şeyi kabul. Ama bunu yazdığımız için de bu sefer bize bunların yazılmaması gerektiğini, geçersiz mail olduğunu bize söylemesini istedik. İkinci olarak da şifre kısmına söyledik.
Lütfen şifre girin dedik burada. Tekrardan ikinci alan boş geçirmemek için. Ondan sonra yazmayabilirdik bunu. Çünkü tekrardan kontrol edeceğiz dedi. Ama biz kontrol ettirdik bunu tekrardan burada. Ondan sonra son olarak da burada complete validation attık bir tane. Bunda da dedik ki sen ilk önce txt şifre tekrarını kontrol et. Neyle karşılaştır, kıyasla bunu. TXT şifre ile bunu kıyasla. Uyuyorsa birbirlerine devam et. Değilse şifreler uyuşmuyor demesini sağlayacaktık. Sonra işte bir tane de buton attık buraya. Şimdi bakalım. Bakın şimdi. Hemen kontrol edelim. İkinci alan boş olamaz diye bir saniye arkadaşlar. Burada bir tane kodumuz fazla olduğu için biraz önce hata aldık. Evet. Bakın. Şöyle yapalım. Lütfen şifrenizi giriniz. Bu alan boş geçilemez dedi. Şimdi. Doğru mu? Ekledim. Onayla dedim. Şifrenizi giriniz dedi. Bakın. Yazıyorum. Alta geçtim. Geçersiz mail dedi. Gittim. Yaptım. com.tr yapalım. Bakın geçersiz mail dedi. Adam gibi bir şeyler istiyor bizden. Bu şekilde kabul etti. Şifrenizi giriniz dedi. İşte ERT yaptım. AVC yaptım. Şifreler uyuşmuyor dedi. Gördüğünüz gibi biz sadece bunu yapmaya çalıştık şu anda. Bunu farklı farklı kendinize göre kod mod koyabilirsiniz. Tekrardan. Ya da bunları farklı kullanıcı farellerinde de kafanıza göre artık hayal gücünüze kalmış. Tabi geliştirmesi bunu size ait. Ben projeyi attıktan sonra siz geliştireceksiniz bunu. Admin template. Admin template ile ilgili yapılabilecekler sadece şu anlık bunlar arkadaşlar. Bunlar bize yeterli olacak. Bundan sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.